Efendim, ana haber programımızın konu Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Avukat Medine Yapılmışev. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Başkanım, yarın bir güreşimiz var. Güreşte de yani güreş alanı çok güzel olmuş. Ömer Başkan harika bir güreş alanı yapmış. Kimler katılacak? Nasıl bir organizasyon bizi bekliyor? Kısaca Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kimler gelecek? Bir kısaca bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii Hüseyin Bey. Öncelikle inşallah Allah izin verirse yarın Altın Kiraz Yavru Pehlivan güreşlerimizin Kocaeli Belediye Başkanımız Ömer İşçik Başkanlığı'nda oluşturulan belediye personel ekibimiz, güreş komite başkanlığımız, güreş komitesinde emeği geçen belediye mevcutelerimiz ve organizasyonumuz eşliğinde inşallah gerçekleştireceğiz hep birlikte. Malumunuz Yağlı Pehlivan güreşlerimiz, ilçemizin gururu. Kırpınar'dan sonra Elmalı ve Korkuteli güreşleri tüm güreş severlerin merakla beklediği ve bu manada da katılım olacak baş pehlivan sayısı açısından gerçekten herkesin takdirini kazanan bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu minvalde organizasyonu gerçekleştiren ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum burada. Tabii ki organizasyon Korkuteli Belediye'mize ait. Organizasyonun başında da Sayın Ömer İşçik Başkanımız bulunmakta. Bizler burada Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı olarak bu organizasyonda nasıl katkı koyabiliriz? Ne şekilde elimizden geldiğince organizasyonu geliştiririz? Bu manada katkı koymaya çalışıyoruz. Biz de inşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak güreş organizasyonumuzda öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım Beyler güreşimize katılım sağlayacaklar. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Başkan Beyefendi güreşimize katılım sağlayacak. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden MYK üyelerimiz güreşimize katılım sağlayacaklar. Üst düzey katılım olarak adlandırdığımız. Yine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Mustafa Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi il yöneticilerimiz, yine 19 ilçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz, Ülke Ocakları Başkanımız Sayın Yavuz Çağlar Beyefendi ve yine diğer STK kuruluşlarımız topluca Allah izin verirse inşallah yarın güreşimize katılım sağlayacaklar. Ben burada izninizle partilerimize bir duyuru yapmak istiyorum. İnşallah yarın bu adını saymış olduğum katılımla ilgili olarak saat 9 ile 10.30 arasında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatımızda toplanacağız. İnşallah burada tüm partililerimiz, bizler ev sahibi olarak gelen misafirlerimizi orada ilk ağırlama işlemini gerçekleştireceğiz. Ve üst düzey katılım sağlandıktan sonra teşkilat ziyaretimizi gerçekleştikten sonra hep beraber güreş organizasyonumuz toplu olarak teşkilatımızdan yürüyerek intikal edeceğiz. Bunu da buradan duyurmak istiyorum tüm partili arkadaşlarımızdan. Yani hepsini, herkesi yarın saat 9'da Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatımıza davet ediyorum. İnşallah orada misafirlerimizle birlikte hep beraber bir araya geldikten sonra toplu olarak güreş organizasyonu yapılacağı stadyuma yürüyerek intikal edeceğiz. Orada da bizi Korkuteli Belediye Başkanımızla beraber inşallah orada güreşimize, bu defa güreş severlerimizi orada karşılayacağız. İnşallah çok güzel bir güreş olacak. Buradan tekrar davet ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz üzere güreşin yapılacağı alan gerçekten çok itinayla tanzim edildi. İnşallah hayırlısı olur. Başkanım şöyle, herhalde Türkiye'de ender bir güreş izleyeceğiz. Gerçekten çok emek harcandı. Biz de birkaç defa haberini yaptık. Tribünleri olsun, çimleri olsun, protokolü karşılaması, seyirciyi karşılaması, yani seyirci de hakikaten bu sefer değer verildiğini hissedecek diye düşünüyorum ben, bu şahsi görüşüm. Çok güzel bir alan hazırlamış Ömer Başkan ve ekibi. Gerçekten tebrik etmek gerekir. İnşallah bol seyircili olur. Şöyle ilçemize yakışan bir güreş olur. Olacağına inanıyorum Hüseyin Bey. Çünkü zaten bize geri dönüşümler devamlı olmakta. Katılım sayısı olarak bize gelen geri dönüşümlere baktığımız zaman inşallah o tribün sahamız tıklım tıklım dolacaktır. Güzel bir konuya temas ettiniz. Misafirlerimizin ağırlanması olayı.
malumunuz diğer güreş organizasyonlarında bizlere katılım konusunda özel davetler gittiği zaman orada misafirlerimize karşı gerekli ihtimam ve özen gösterilmediği zaman bizler de gittiğimiz zaman memnun olarak o güreşten ayrılmıyoruz. Fakat bu defa Ömer Başkanımız bir ilki gerçekleştirdi. Stadyumda tüm sahamızı, beton sahamızı protokole tamamen ayırmış vaziyetteyiz. Yine ilk defa bir güreşte kadın tribünü ve gençlik tribünü şu anda ayrılmış vaziyette. Bu da Türkiye'de bir ilk. Ömer Başkanımızın kendi uyguladığı bir ilk uygulama. Yani kadınlarımıza özel bir tribün ayrılmış vaziyette. Ben de burada bir kadın hemcisi olarak tüm kadınlarımızı yarın gerçekleşecek olan güreş organizasyonuna bizzat davet etmek istiyorum. Olaya şöyle bakmayalım. Güreşler erkek güreşi olarak bakmayalım. Güreşlerimiz ata sporudur. Özellikle yağlı pehlivan güreşlerimiz ata sporumuzun anasıdır. Ata sporumuza peygamber kadın peygamber sünneti sporu da adlandırılır. Evet. Dolayısıyla ata sporumuza kadın, erkek, genç, yaşlı, ilçemizden olsun, dışarıdan olsun tüm güreş severler katılabilirler ve çok güzel zevk alacaklarını ben düşünmekteyim burada. Bu ilk uygulamayı da hep birlikte hem kadınlarımız, hem gençlerimiz, hem de kıymetli misafirlerimiz ve tüm güreş severlerle birlikte inşallah yarın çok güzel bir organizasyona Kortili Belediye Başkanımız Sayın Ömer İşlek Başkanlığı'nda imza atacağız. Tabii ki sonuç Kortili'nin gururu olacak. Sonuç Kortili'nin şerefi olacak. O sebeple birlik ve beraberlik içerisinde bu güreşlerimizi hep birlikte yapmayı öneriyorum ve davetli ediyorum burada. Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizi de kırmayarak geldiniz stüdyomuza kadar. Biz İnşallah güreş hakikaten sahamız dolar. Çok muhteşem bir sağ oldu. Orada seyircilerimiz de giderek bizzat yaşasınlar bu heyecanı diyoruz. Teşekkür ederim Sayın Bey. Sağ olun efendim.